Pozitif bölenlerin toplamı. Bir sayıyı bölebilen pozitif sayıların toplamını veren formüldür arkadaşlar. Sayımızı biz asal çarpanlarını ayırdığımız zaman A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z gibi ayırmış olalım. İşte bunu ayırdıktan sonra bu formülleri uyguluyoruz. Şimdi kısa bir örnekle görelim. 12 sayısını asal çarpanlarına ayırırsanız 2'nin karesi çarpı 3 değil midir? Asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. 12 sayısını bölebilen pozitif tam sayılar 1 var, 2 var, 3, 4, 6 ve 12. Topladığınızda sevgili kardeşlerim 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bakın 12'yi bölebilen pozitif doğal sayılar. Bunların sayısını bulmayı öğrendik. Pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk geçen hafta öğrendik. Kuvvetlerini birer artırarak çarpıyoruz. 2'nin bir fazlası 3. 1'in bir fazlası 2. 3 çarpı 2'den 6 tane. Gerçekten de öyle. Bu hafta bunların toplamını görüyoruz. Topladığımız zaman 3, 6, 10 16-28 yapıyor sevgili kardeşlerim. Bakalım formül ne diyor bize? Bu bizim el yordamıyla bulduğumuz toplam. Diyor ki asal çarpanlarına ayrılmış hali A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z ise A'nın sıfırıncı kuvvetinden başla. Bakın tabandaki asal sayılar bunlar. A, B, C. A'nın sıfırıncı kuvvetinden başla x'e gelene kadar bunları topla. Çarpı aynı şeyi b için yap, aynı şeyi c için yap, bu üçünü çarp. Bu birinci yol. Birinci yolla bakalım. 12 için küçük bir örnek yapalım demiştim ya. 2 üzeri 0. 2 üzeri 1 2'nin karesine gelene kadar yazdık. Çarpı 3 üzeri 0 3 üzeri 1. 2 üzeri 0 ne? 1. 2 üzeri 1. 2, 2'nin karesi 4. Burası 1, burası 3. Yani ne, ne, oldu burası sevgili arkadaşlar? 7 oldu. Çarpı bu taraf 4 oldu. 7 çarpı 4, 28. İşte formül kullanarak bu sayıyı bölebilen pozitif sayıların toplamını bulmuş olduk. Ya da diyoruz ikinci formülümüz. Sayı neydi? A üzeri x. Kuvveti 1 artır. Eksi 1 bölü A eksi 1. Kuvveti 1 artır. B üzeri Y artı 1. Eksi 1 bölü B eksi 1 diye. Üçünü de yap. İkinci yol. A üzeri 2 üzeri 2 var. Kuvveti 1 artır. 2 üzeri 3. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı. Bir de ne var? 3 var. Kuvveti 1 artır. 3'ün karesi. Eksi 1 bölü 3 eksi 1. Buradan ne gelir? 2 üzeri 3 8. 7 geldi. Bölü 1 çarpı. 9 eksi 1 8 bölü 2. Sadeleştir 4. 4 kere 7 28. Bakın ne yapmış olduk? 2 yolla da bu toplamı bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sayının pozitif bölenlerinin toplamı 28 ise negatif bölenlerinin toplamı eksi 28'dir. Dikkat et bir sayıyı 1 bölüyorsa eksi 1 de bölüyordur. 2 bölüyorsa eksi 2, 3 ise eksi 3 diye bütün pozitif bölenlerin bir de eksilileri var. E bunları topladığında birbirini götürecek sonuç ne gelir? 0 gelir. Yani bunun bir başka söylemi tam bölenlerinin toplamıdır. Neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Evet bu anlattıklarımda kafanıza takılan bir şey var mı? Anlayanlar hemen evet'e bassın. Peki. Haydi devam o zaman. Pozitif bölenlerinin çarpımı. 12 ile başlamıştık. Devam edelim. 12'yi bölebilen sayılar: 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. İşte bunların çarpımı budur, değil mi? Pozitif bölenlerin çarpımı yani A sayısının 12'yi bölebilen sayıların çarpımını nasıl buluyormuşuz sevgili arkadaşlar? sayının üzerine pozitif bölen sayısının yarısı kuvvet olarak geliyormuş. Sayımız ne 12? 12'yi asal çarpanları ayırdığında 2'nin karesi çarpı 3 müdür? Pozitif bölen sayısı nedir sevgili arkadaşlar? Kuvvetlerini birer artırıp çarpıyorduk. Yani 3 çarpı 2'den sonuç 6. O zaman pozitif bölenlerinin çarpımı sayı üzeri sayımız ne 12? Pozitif bölen sayısı bölü 2. Yani neymiş? 12'nin kübüymüş. Bakalım öyle mi gerçekten? Burada bir tane 12 var. 6 ile 2'nin çarpımı 12. Bir tane 12 de buradan geldi. Peki 3 çarpı 4. E bu da 12. 1, 2, 3 tane 12 geldi. Bakın 12'nin kübü. Gerçekten doğru sonucu verdi. A ile aralarında asal ve A'dan küçük olan doğal sayıların sayısı. Yine 12 ile örneklendirelim. 12'den küçük olan ve 12 ile aralarında asal olan 1 var. 2 yok. 2 ile 12 aralarında asal değil. 3 yok. 4 yok. 5 var. 6 ile 12 aralarında asal değil. 7 var. Başka ne var? 8 olmaz. 9, 3'e bölünüyor her ikisi olmaz. 10 olmaz. 11. Kaç taneymiş arkadaşlar? 4 taneymiş. 12 ile aralarında asal olup 12'den küçük olan sayının miktarı 4'müş. Formül ne diyor bize? Yine asal çarpanlarına ayrılmış hali olacak tabi. Buradaki A'lar, B'ler, C'ler onlar değil mi? Başta söylemiştik ya A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z gibi düşünüyoruz. Asal çarpanlarına ayrılmış hali. 12 için düşünürsen 12 neydi? 2'nin karesi çarpı 3. Formül ne diyor bize? 12 çarpı diyor. 1 eksi 1 bölü 2. A ve B, C nedir burada arkadaşlar? Tabandaki sayılar. Kuvvetlerle bir işimiz yok burada. Çarpı 1 eksi 1 bölü 3. 12 çarpı 1 bölü 2. Çarpı 2 bölü 3. Sadeleştir gitti. Sadeleştir 4. Neye eşit oldu? 4. İşte formülün uygulamasını da yapmış olduk. A ile aralarında asal ve A'dan küçük olan doğal sayıların sayısını sorduğu zaman kullanacağımız formül sevgili arkadaşlar. 72 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı. 72 sayısına bir bakalım. Asal çarpanlarını ayırırsan 8 çarpı 9'dur. 8 nedir? 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. 72 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali. A şıkkı pozitif bölenlerinin toplamı. İki yolla yapıyorduk sevgili arkadaşlar. Birinci yol ne yapıyoruz? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3'e gelene kadar topluyorsun. Çarpı 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2. Burası 1, burası 2, burası 4, burası 8. 1, 3, 9. Toplarsan ne oldu? 15 oldu. Çarpı. Toplarsan ne oldu? 13 oldu. 15 çarpı 13, 195. 72 sayısını bölebilen pozitif sayıların toplamı neymiş? 195'miş. Peki ikinci yolumuz neydi? Kuvveti 1 artır 2 üzeri 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı kuvveti 1 artır 3 üzeri 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1. 2 üzeri 4 16. 1 çıktı 15. Payda 1. Yazmama gerek yok. Çarpı 27 eksi 1 26. Payda ne? 2. Sadeleştir 13. 15 çarpı 13 yine 195 olarak bulundu. Peki. B şıkkı. Pozitif bölenlerinin çarpımı neye eşitti? Sayı üzeri pozitif bölen sayısı bölü 2. O zaman önce pozitif bölen sayısını bulmam lazım. Nasıl buluyorduk? Kuvveti 1 artır. Kuvveti 1 artır. Çarp. A sayısı neydi? Yani sayımız ne? 72. Kuvvet olarak ne yazacağız? Pozitif bölen sayısının yarısı. Yani 72 üzeri 6'ymış sevgili arkadaşlar. Peki C şıkkına geliyoruz. Tam bölenlerinin toplamı. Tam bölenlerinin toplamı neydi? İşlem bile yapmana gerek yok. Sıfırdı. Artı 5 bölüyorsa eksi 5 de bölüyordur. Artı 7 bölüyorsa eksi 7 de bölüyordur. Dolayısıyla toplamları ne olur? Sıfır olur. Asal olmayan tam bölenlerinin toplamı. Burası önemli. Şimdi çok dikkatli dinle. Yine örnek vererek gidelim. 12'nin bölenleri üzerinden gidelim arkadaşlar. 12'nin bölenleri neydi? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bir de negatifler var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. 12'yi tam bölen sayısı nedir? 12 tanedir ve bunları yazdık. Eksi 1'den 12'ye kadar 6 tane pozitif 6 tane negatif. Şimdi tam bölenleri bunlar mıdır? Hepsi bunlardır. Ama ne diyor? Asal olmayan diyor. Bakın iş burada kopuyor. Asal olmayan dediği için sevgili kardeşlerim bu bölenlerin içinde asal olanlar tabandakilerdir sadece. 12'nin açılmış hali 2'nin karesi çarpı 3 ya. Tabandaki 2 ve 3 zaten buradan da görürsün. Başka var mı asal sayı burada? Bu 12 sayının içinde başka asal var mı? Yok. Negatiflerde zaten asal sayı yok. Ne diyor? Asal olmayanları topla bana diyor. O zaman asal olan 2 ve 3'ü toplama diyor. 2 ve 3'ü toplamayacaksam geriye kalanları topladığımda sevgili arkadaşlar. Artı 1 eksi 1 birbirini götürür. Artı 4 eksi 4. Artı 6 eksi 6. Artı 12 eksi 12. Kim kaldı gitmeyen? İşte o toplayamadığımız 2 ve 3 var ya. Onun eksileri kaldı. Eksi 2 ile eksi 3 kaldı. Bunu da toplarsan eksi 5. Demek ki bu soruda Asal olmayan tam bölenlerin toplamı eksi 5'miş. Çünkü asalları toplamayınca bunların eksilileri gidemiyor. Gidemediği için elimizde kalıyor. Gel soruya. Soru neydi? 72. 72 neydi? 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. E aynı mantık. Bunun da tabanında 2 ve 3 var. O zaman asal olmayanları topladığında bunun da eksi 5 gelecek. Bir x sayısı alalım. 2'nin karesi 3 üzeri 5 çarpı 7 çarpı 5'in kübü çarpı 11'in karesi. Asal olmayan tam bölenlerinin toplamı dediği zaman eksi 2, eksi 3, eksi 7, eksi 5 ve eksi 11 elimde kalacak. Çünkü asal olan 2, 3, 7, 5, 11'i toplama dahil etmediğin için bunların eksilleri gitmeyecektir sevgili arkadaşlar. Elinde kalacaktır. Peki asal olmayan negatif bölenlerinin toplamı derse pozitif olma pozitiflerin toplamının eksilisidir. Çünkü negatiflerde asal sayı yok. Negatifleri toplarken asal sayı çıkartma diye bir durumun söz konusu değil. Çünkü negatiflerde asal sayı yok sevgili arkadaşlar.